Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün Ankara'da Profesör Doktor Mithat Melen canlı yayında konuğum. Hem Ankara'nın gündemini kendisinden alacağız, hem de Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı John Biden'ın Ankara ziyareti konusunda Ankara'daki edindiği izlenimleri. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hem bu edindiğiniz izlenimleri alacağız, hem de Ankara ne konuşuyor, neler konuşuyor, onları konuşacağız. Fırat Kalkanı operasyonu başladı, bütün hızıyla devam ediyor. Öncelikle Amerika'yı çok iyi bilen, Avrupa Parlamentosu'nda uzun yıllar parlamenter olarak görev yapıp Türkiye'yi temsil eden, mecliste milletvekilliği yapan, aynı zamanda siyasetçi, aynı zamanda iktisatçı, aynı zamanda bir hoca olarak ne diyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısının bu ziyareti çok önemli. Tarih açısından da operasyonun başladığı gün olması bence altı çizilmesi gereken önemli bir nokta. Nasıl bakıyorsunuz? Ankara'da mecliste ne konuşuluyor? Kulislerde ne konuşuluyor? Bir kere iyi günler. Ankara daima sıcaktır. Yine çok sıcak. Geceleri bile sıcak geçiyor. Biraz da herhalde bu operasyonların sıcaklığı Ankara'nın üzerinden kalkmamış. Yoksa Ağustos ayının sonlarına doğru Ankara serinler ama daha serinlememiş. Şimdi şunu altını çizelim. Özellikle Biden güçlü bir adam. Hatta Obama'yı iktidara getirenlerden bir tanesi. Arkasında çok ciddi bir lobi var. Büyük bir desteği var. Yahudi lobisinden tutun finans lobisine kadar ki çok önemli bir şey. Zaten kendi babası da bu işlerle uğraşan borsacı. Dolayısıyla Amerikan yönetimi içerisinde ve özellikle Amerika'da demokratların önemli isimlerinden biri. Kendi dediğine göre ben kendim gelmedim, Obama benim gelmemi istedi diyor. Demek ki Obama da özellikle darbe sonrası Türkiye'de olan gelişmeleri ve bilhassa bu Suriye operasyonu için Obama'nın gitmesini istemiş. Yalnız Obama kalmadı Türkiye'de ve Joe Biden kalmadı Türkiye'de, hemen döndü. O biraz bana şey geldi, Kıbrıs'ta bile kalmıştı, denize bile girmişti. Türkiye'de kalmadı, o biraz çabuk gibi geldi. Bu görüşmenin tabii Suriye esaslı olduğu mutlaka doğru. Ama orada bizim belirli kırmızı çizgilerimiz var tabii. Yani şimdi YPG'nin Fırat'ın batısına geçmemesi meselesi, doğusunda kalması meselesi. O koridorun, yani YPG'nin çizdiği koridorun, Akdeniz'e uzanan Türkiye sınırlarının dibindeki koridorun tamamlanmaması ve o koridorun içinde bulunan IŞİD unsurlarının temizlenmesi. İşte bütün bunlar da Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu çok önemliydi. Amerika Birleşik Devletleri tabii YPG'ye destek veriyordu. YPG'ye destek vermek de bizi rahatsız ediyordu. Hala da rahatsız ediyor. Evet. Çünkü o da belki bir kopyası, PKK'nın klonlanmış bir kopyası. Fakat bu YPG ile diyalog kurmamızı engellemez. Yani orada hedefler belli. Biz zaten Suriye'nin demokratik bir biçimde bütünlüğüne sahip olmasını istiyoruz. O da çok doğru bir şey. Evet. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in ilgili 5. maddesi zannediyorum charter'ın. Ona göre sınırlarınızda sizi rahatsız eden bir şey olursa, özellikle ülke bütünlüğünüze, toprak bütünlüğünüze ki açıkça var, ta göçmenlerden itibaren var, müdahale etme hakkınız doğuyor yani. Türkiye herhalde buraya girerek bundan sonra orada bir barışı sağlamak, IŞİD unsurlarını temizlemek artı orada bir kalıcı çözüm sağlamak zorunda. Niye? Türkiye için çok önemli ve oraya Birleşmiş Milletler'in yerleşmesini ve gerçekten bu göçmen sorununa en fazla zarar gören, sıkıntı çeken ülkelerden biri olarak kesin çözüm bulmasını istemesi Türkiye'nin en doğal hakkı. Bunu şimdi hocam, getiriyor. Şimdi
Dün akşam Almanya, Fransa ve İtalya başbakanları Akdeniz'de yatta bir araya geldiler ve bu konuyu konuştular. Ve bu konu aslında bu üç Avrupa Birliği üyesi ülkenin liderleri tarafından ele alındı. Aslında orada şu an bizim baştan beri söylediğimiz dış politikada Suriye'nin kuzey bölgesinde bir tampon bölge kurulması hikayesi Avrupalı liderler tarafından da bugün anlıyoruz ki destek görüyor. Çünkü bu göç dalgasından Avrupa olumsuz yönde etkileneceğini anladı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Tayyip Erdoğan'ın bu önerisi sanki artık daha gerçekçi ve daha gerçekleşebilir noktada Avrupalı liderler de bunu kabul etmişe benziyorlar ki bu konuda bir itiraz gelmedi. Yani biz ona tampon bölge demiyoruz, evet, ama özel Suriye, Özgür Suriye ordusu tarafından kontrol edilen bir bölge. Bu göç dalgasını da örneğin Halep'ten kuzeye ulaşabilecek bir göç dalgasını da önleyecek gibi görünüyor. Ankara ne diyor bu konuda? Ankara'nın tutumu zaten bu konuda açık. Yani o aradaki kalan bir 80 kilometrelik bir alan var. Yani bir tarafta Fırat'ın doğusu diyoruz. Öbür tarafta Fırat'ın batısıyla bizim sınırlara yakın bir yer arasında bir YPG'nin hakim olma istediği bir alan var. Şimdi IŞİD'i temizlediğiniz zaman o alan boş kalacak. O alan boş kalırsa oraya YPG girmesi ihtimali var. YPG'nin girmesi ihtimali Türkiye sınırlarında, sınırlarının yakınında, ta Hakkari'nin güneyinden başlayarak şeye kadar, Akdeniz'e kadar, ki Laski üssü var Rusların, oraya kadar bir koridor oluşturacak Kürtler, YPG. Fakat bu koridor, yani ileriye dönük bir devlet için ayağa kalkma nedeni olabilir mi, olmaz mı? Bu Türkiye sınırlarının içine girer mi, girmez mi? Bütün bunlar Türkiye'nin rahatsızlıkları içinde. Onun için o bölgeyi, adına kalkan diyelim, ne diyorsak, o bölgeyi temizlemek, o bölgeyi gerçekten rahat yaşanılabilir bir bölge haline getirmek, hem Türkiye'nin güvenliği hem de özellikle Suriye'nin bütünlüğü ve demokratik rejime hakikaten geçebilmesi açısından çok önemli. Bu arada da o bölgeye Birleşmiş Milletler yönetimi de olabilirse bu göçmen meselesini de orada çözmek mümkün. Çünkü oraya o insanları, 3 milyon yakın zaten Türkiye'de var zannediyorum, yerleştirebilmeniz mümkün. Bütün bunlar düşünülen şeyler. Ama tabii bunu savaşsız yapmak çok zor oldu, mümkün olmadı ve biraz da biz geciktik bu operasyonda. Yani bu operasyonda bizim gecikmemizin nedeni Türkiye'nin değil. Yani bizim dediğimiz koalisyon güçlerinin, herkes gecikti. Bu operasyon 1-2 sene önce olsaydı belki bugünkü sonuçları görmeyebilirdik. Yani insanlar acı çekiyor. Bütün meselemiz o. Esas insanlar ölüyor, insanlar acı çekiyor. Bir ülke parçalanıyor. Buna göz yummak çok kolay değil. Şimdi Amerika'yla da çok sıkı ilişkileriniz var. Amerika'yla da çok sıkı ilişkileriniz var. Bu anlamda Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da grubu bulunan önemli lobiler, bu lobilerin başkanlarının sizinle görüştüğünü ben biliyorum. Şimdi John Biden'ın dünkü konuşması tabii biraz Amerikan tarzı liderlik, tabii bu son derece duygusaldı ve Fırat'ın doğusunda kalacaklar, batısına geçmemeleri konusunda YPG'yi uyardık ve batısına geçerseniz biz bir şey yapamayız. Bu bence çok önemli bir noktaydı ve vücut dili çok konuşuluyor hocam. Bu Amerikalılar hakikaten biraz hani duygulara da hitap etmeyi biliyorlar özellikle bu tarz toplantılarda. Siz buna nasıl baktınız, bu iki değerlendirme? Yani bir taraftan çok ciddi bir YDP'ye uyarı vardı, öbür taraftan da evet biz Türkiye'yi destekliyoruz. Bu tarafa da geçerseniz bakın karışmayız, bu Türkiye'nin kontrolünde bir iş olacak diye uyarırken de
olağanüstü bir başarıyla tankların üzerine çıktınız. Size Türk halkını biz son derece demokrasiye sahip çıktığı için destekliyoruz ve hayranlık duyduk ifadesini kullandı. Bu da çok enteresan. Tabii borsacı bir babanın oğlu olarak John Biden. Bunun da ayrıntıları da aldık sizden. Bu da çok önemliydi. Ekonomiyi de iyi biliyor. Bir kere o başında söylediğiniz sıkı ilişki o herkesin rahatsız olduğu bir şey. Bütün dünyayla iyi ilişkiler içerisindeyim. Sıkı değil. Şey de bunu gerektiriyor. Gerçekten dünyada herkesle konuşmanız lazım. Herkesle ilişki kurmanız lazım. Hele devlet adına oluyorsa bu mutlaka. Yani gerçek sıfır sorun herkesle kurduğunuz ilişkidir. Her şeyi konuşacaksınız. Biden'a gelince, Biden ve çevresi çok finans dünyasına yakın bir çevre. Biden'ın babası da öyle. Artı bir senatör. Biliyorsunuz senatör olmaktan bir kaza geçirdi. Karısını ve şeyini kaybetti. Oğlunu vazgeçti Biden. Sonra Mr. Kaufman, babasının genel müdürü. Şimdi hala senatördü, bilmiyorum şimdi ne yapıyor. O onu ikna edip getirdi iktidara ve düzeltti. Hakikaten sıkıntılardan kurtardı ve Obama'nın gelmesinde büyük etkisi oldu. Şimdi aynı şekilde Clinton'ın gelmesi için çok çalışıyorlar. Bu yani niye önemli bu ziyaret? Ve özellikle darbe sonrası Biden'ın gelmesi, Türkiye ile artık tekrar Clinton rejiminin daha akıllı bir biçimde ilişki kuracağını gösteriyor. İşte bundan istifade etmek gerekiyor. Yani Biden, Obama beni gönderdi deyince bunları da söylemeye çalışıyor. Yani bundan sonra bu darbeyi de başarıyla atlattınız. Bundan sonra gelin şu demokratik platformlarda ilişkimizi arttıralım demek. Sonra ileri geri sağda solda Amerika'nın aleyhine Türkiye'de devamlı, hele bazen üst makamlardan o yüksek sesle söylenmeyi de bırakmak gerektiği. Herhalde Biden söylemiştir ama ben de bunu söylüyorum yani. İşte darbeyi Amerika yaptırdı, yok öbürkü şunu yaptı, şu şirket bunu yaptı, bu destek verdi. Bunlardan da kaçınmamız lazım. Uluslararası ilişkilerde böyle elinizde belge, bilgi ve gerçekten şey olmadan konuşamazsınız. Konuştuğunuz zaman da ciddi konuşacaksınız. Onun için bu bir başlangıç. Bence bu şeyi bundan önceki, yani darbe öncesi diyelim, ilişkileri daha yumuşatmak için atılmış bir adım. Evet. Doğuya, Fırat'ın doğusuna geçmesi ve orada kalması meselesi de Türkiye'nin tezlerini Amerika'nın tanıdığı anlamına gelir ki bu da önemlidir. Yani o bölgeyi aynı bizim düşündüğümüz gibi kullanacağız anlamıdır. Bu da önemli bir gelişmedir. Onun için bu ziyaret, tabii neler konuşulduğunu çok detayıyla bilmiyorum. Ama böyle geliştiğini zannediyorum ve böyle gelişmesi gerektiğine de inanıyorum zaten. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin'le olan görüşmesi, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesi, İran'ın üst düzey devlet yetkililerinin özellikle Ankara'ya yaptıkları ziyaretler, aslında bu harekatın bir anlamda altyapısını hazırladı diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Yani dış politikada artık sanki birkaç senedir daha yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi ağırlıklı olarak çalışılmaya başlandı. Efendim, bütün mesele kurumlarınızı iyi çalıştırmak. Yani tek adamlık değil bu iş. Kurumlarınızın iyi çalışması lazım. Ülkenin, devletin, buna muhalefet de dahil bir politikası olması lazım. İşte bu bölge hakkında, Cerablus hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte Irak hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkenin politikası olması lazım. Bu sadece bir partinin, bir kişinin politikası değil. Yurtta sulh, cihanda sulh da öyle. Bir devlet politikası bu. Bunu yıllar boyu Türkiye uygulamış. Çünkü orada bir çizgi var. Şimdi o çizgilerden sapmamak gerekiyor. Bu sınırlarımızı muhafaza etmek, birlikteliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmemiz gerekiyor. İşte onun için Türkiye'de kurumlar maalesef iyi çalışmıyor. Çalıştırılamadı.
O zaman kurumlar iyi çalıştıramayınca, kurumların başına gelenler de bu işte hakikaten aksayınca ve Türkiye'de kurumlar ortadan kaldırılmaya çalışılınca, ki öyle, bu darbede de öyle, birçok kuruma ciddi darbe vuruldu. Yani esas bizim meselemiz bu kurumları yeniden iyi çalıştırmak, yeniden iyi ayağa kaldırmak, baştan düzenlemek. İşte asker, polis, hukuk, akademisyen, herkes, hepimiz bu kurumları iyi çalıştırırsak, evet, dış politikamızda, iç politikamızda doğru gider ve tek adamlıktan kurtuluruz. Şimdi Türkiye'de maalesef yani bir taraftan demokrasiden bahsediyoruz, bir taraftan devamlı olarak tek adamlığa doğru gidiyoruz. Halbuki sorunların tek çözümü var, o da Türkiye Büyük Millet Meclisi, çok seslilik, herkesle konuşmak, herkesle temas etmek, devletin kurumlarının ayakta kalması. Mesela Obama Türkiye hakkında bir şey konuşuyorsa 2500 kişiyi dinliyorlar, 2500 kişiyle görüşüyorlar. O görüşmeler, dinlemeler özümseniyor, bir rapor şey haline geliyor, paper, bir kağıt haline geliyor, bir dosya. O dosya önüne konuyor, o dosyayı imzaladığı zaman Obama Türkiye politikası oluyor. İşte biz bunu yapamıyoruz. Buna muhalefetiyle, şeyiyle, hepimiz bakanlıklarıyla, Türkiye'de bakanlıklar aynı şeyleri söylemiyor birçok konuda birbirleriyle ilgili. İşte bu belki darbe bir şans. Yani hakikaten fırsatlar ve tehditler kriz lafının içinde var Çince'de. İşte Osman Aralat'ı analım böylece, onun sözü bu. İşte bu tehditlerini bir tarafa bırakalım, bu krizin fırsatlarını değerlendirelim. Belki bu bir, hani nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir mütabakat var. Şimdi bir milli mütabakat hükümeti kuralım. Bir sürü teknisyeni değerlendirelim. Şu bir seneyi, bir buçuk seneye geçirelim. Bütün sorunlarımızı çözelim. Sonra oturalım, işte seçim mi yapacağız, ne yapacağız, karar verelim. Yani sadece anayasa değişikliği ve onun üzerinde anlaşmak meseleleri çözmez. Ama şu kurumları yeni baştan düzenlememiz lazım. Çok ciddi bu. Peki bu hocam, konu üzerinde çok durmak lazım. Şimdi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra özellikle Türk ordusunun itibarsızlaştırılma projesi olarak da hani bu darbe girişimini adlandırmak mümkün. Bu konuda hemen bütün otoritelerde aynı görüşte. Özellikle bu Fırat Kalkan operasyonunda Türkiye gerçekten ordusuyla çok büyük bir iş başarıyor. Görünen o. Ve burada 2. Ordu Komutanı, ki darbede de özellikle çok ciddi mücadele etmişti darbecilerle, Kor General İsmail Metin ve yine Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakallı. Bu iki komutan bugün bu Fırat operasyonunu gerçekleştiriyor. Türk ordusunun çok güçlü bir ordu olduğu bir kere daha bütün dünyaya tescillenmiş olacak diye düşünüyorum. Bu operasyonun başarısı Türk ordusu için de çok önemli diye düşünüyorum. Bu algı nedir? Ankara'da bu nasıl algılanıyor? Böyle mi değerlendiriliyor Ankara'da bu? Efendim, çok doğru bir şeye temas ediyorsunuz. Sadece ordunun değil, ordumuzun, polisimizin, akademiyamızın, akademik çevrelerimizin, yargımızın. Yani gerçekten itibarını düşürmemek lazım. Çok dikkat etmek lazım. İçinden çıkan bozuklar, şeyleri ayıklamak lazım, kişileri veya kafaları. Ama bu tümünü itibarsızlaştırmamak lazım. Çünkü bunlar Türkiye'nin kurumları. Onun için o Türkiye'nin kurumlarına çok iyi sahip olmak lazım. Ordunun görevi nedir? Ülkeyi korumak, gereğinde bu operasyonları yapmak, bunun için hazırlıklı olmak, bilgili olmak, eğitimli olmak, yetişmek. İşte o görev geldiği zaman da yapacak, görevini yerine getirecek. Herkes kendi görevini yapacak. Ama bizim görevimiz, hepimizin görevi, bizim kurumlarımızı, devletin kurumlarını itibarsızlaştırmamak. Buna medya dahil, hepimiz dahiliz. Yani Türkiye'de kurumlarımızı itibarsızlaştırmayalım. Yanlışlarını söyleyelim, gerekirse yardım edelim, düzeltelim el birliğiyle, ama kurumları itibarsızlaştırmayalım, saygın hale getirelim. Demokrasinin aslı budur zaten. Güçlü bir devletten geçiyor. Biraz önce söylediğiniz tabir, sıkı bir demokrasi. Yani Türkiye'nin bu bölgede bir örnek olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Çünkü çevremiz belli.
Onun için bu örneği hatalar yapmadan, ki darbe bir şanssızlıktı, önledik şükür, ama devam etmemiz lazım. Onun için bu fırsatı iyi kullanmak gerekiyor. Çok fazla düşmanlık yapmadan, çok fazla birbirimizi kırıp geçmeden, kafa koparmadan kötü tabirle, ama çok ciddi bir dönemi biraz onun için birlik beraberlikle atlatmamız gerektiğine inanıyorum. Peki. Ve bunun için muhalefeti iktidarı yok. Tüm Türkiye'nin bu işin üzerinden gelmesi lazım. Çünkü Türk milleti gösterdi kendini. İstemiyor böyle bir şey. Bu dediklerimi istiyor. Darbe de istemiyor. Düzensiz bir devlet de istemiyor. Güçsüz ordu da istemiyor. Güçsüz bir adalet mekanizması da istemiyor. Güçlü olmak istiyor. Türk halkı demokrasiye bağlılığını gösterdi. Buna da bizim cevap vermemiz lazım. Bu krizi hakikaten fırsat olarak değerlendirmek lazım. Peki hocam, son soru. Meclisteki bu mutabakat ve istişare kültürü, bugün görüyoruz, örneğin CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu Başbakan'a terör konusunda ne istiyorsanız her türlü desteği vermeye hazırız açıklamasında bulunuyor. MHP lideri Sayın Bahçeli de aynı açıklamalarda bulunuyor. Peki bu mutabık kanılan konularda ortak hareket edilip, örneğin anayasa değişikliği konusunda, bazı maddelerin değiştirilmesi konusunda, kurumların itibarının yeniden eskisinden daha iyi itibarının kazandırılması konusunda bu işbirliği ne kadar devam edecek, ne aşamaya kadar devam edecek? Yani bu Ankara'da mecliste ne konuşuluyor bugün bu konuda? Yani herkes memnun mu bu hayattan, bu işbirliğinden? Şimdi tabii bütün bu, şimdi ben en hoşlanmadığım kelimelerden bir tanesi şu. Hep de çok sık bana söyleniyor. Geliyor. Haklısın. Dediklerin doğruydu. Efendim, haklı olmak dediklerim, yani dediklerimizin doğru olması hiçbir şey ifade etmiyor. Siz ne yapıyorsunuz onlarla? Keşke ilgili? Haksız çıkaydınız hocam. Ya ne kadar iyi. Bunları geçen sene söylemiştiniz. yani bunlar şey değil. Geçerli sözler değil. Şimdi artık yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adına kurucu meclis bile diyebilirsiniz belki. Yeni baştan kurması lazım bu devleti. Yani bu bir şans. Ama bu şansı iyi kullanamazsanız hepimiz için çok kötü. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir parça şaşkınlığını yeni yani, şey yapıyor. Bir kere hakikaten Gazi Meclis bir tane bomba yemiş, roket yemiş. Yani bu bile aslında, o roket bile, o bomba bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ya kendinize gelin, aklımızı başımıza toplayalım da bu işi çözelim dedirtmeye yönelik bir algı oluşturursa çok iyi olur. Onun için ya bu işbirliğini sürdürmek lazım, bu diyaloğu sürdürmek lazım, korkmamak lazım, milli mutabakat, gerekirse hükümet kurmak lazım, dışarıdan uzman getirmek lazım. Çekinmeden, yani bu bizim ülkemiz, bu bizim memleketimiz. Eğer istiyorsak bunu, hele bu bölgenin en güçlü ülkelerinden bir tanesi Türkiye. Niye bu gücü hemen terk edelim, niye böyle? Tabii yolda aksaklıklar olacak, yolda ayağımız belki çukura düşecek, kırılacak, neyse, ama kendi kendimizi tedavi edip devam etmemiz lazım. Evet. Onun için ben o şaşkınlığın da atılması, artık ümitsizliklerden de vazgeçilmesi. Mesela bakın, hiç Türkiye'de ekonomiden konuşmuyoruz. Şimdi çok ciddi bir ekonomik sorun silsilesi var önümüzde. Türkiye üretmiyor, Türkiye borçla yaşıyor, faiz yüksek, yatırım yok. Bütün bunları çözmemiz lazım. Bunlar da yine kurumlarla olur, akıllı bir. Yine Osman Arolat geçen hafta beraberdik siz Sayın Arolat'la beraber, hep beraber sohbetimizde Eko Turko diye bir kavram geliştirmişti Osman Bey, Osman abimiz. Bu da tabii yatırım yapmadan, işte tüketerek büyüyen bir ülke olmayalım, yatırım yapalım, üretim yapalım, öyle büyüyelim. Aslında doğru model bu olsa gerek demişti. Son sözlerinizi alayım hocam ben sizin, bitti süremiz. İşte o sevgili Osman da, Ena da çok haklısın deyip bitirelim.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Üretmeden, yatırım yapmadan bir şey olmuyor. Önemli bir açılış yapacak Türkiye Cumhuriyeti. Bir taraftan Fırat Kalkanı operasyonunu sürdürürken bir taraftan da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışı var. Yani biz aslında yatırım yapıyoruz ama sizin söylediğinizi ben anlıyorum. Yatırım yapmıyor anlamında söylemiyorsunuz onu. İmalat sanayinin ağırlıklı olduğu, üretimin ağırlıklı olduğu, inşaat sektörünün yanında, altyapı yatırımlarının yanında insanlara istihdam yaratabilecek yatırımlarının da önünün açılması lazım. Ben de burada Mehmet Şimşek Bakanımız da Nihat Zeybekçi Bakanımızın açıklamalarını bekliyorum, basın toplantılarını bekliyorum. Bu açık konularda teşvik politikaları nasıl uygulanacak onu bilahare konuşuruz. Ağzınıza sağlık hocam, çok teşekkür ediyorum. Ankara'nın gündemini sizden böyle ara ara almaya devam edeceğiz. Evet efendim, şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra Türkiye'deki teknolojik yatırımlara güzel bir örnek vereceğiz. Hani hep diyoruz ya, katma değerli üretelim ama bir taraftan da teknolojiyi ihraç etmek lazım. İşte size teknolojisini üreten ve teknolojisini ihraç eden bir başarı öyküsünü anlatacağım. Sakın bir yere ayrılmayın. Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da.